Gündemde öne çıkanları aktarmaya ve yorumlamaya devam ediyoruz. Şimdi yorumlara ilişkin olarak stüdyomuzda çok değerli bir konuğum var. Ahlat Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün şu anda bizimle birlikte. Barış Bey günaydınlar ve iyi haftalar. Hoş geldiniz. Günaydın, iyi haftalar. Merhaba. Aynı zamanda yılın son yayınında birlikteyiz. Ne mutlu bize diyelim. Ve o zaman dış ticaret istatistiklerimizle başlayalım Barış Bey. Yayınımız öncesinde de açıklanmıştı. Kasım ayında ihracat 9.4, ithalat 21.3 oranında azaldı. Dış ticaret açığı da %89.8 oranında azaldı. Neredeyse son 3-4 aydır benzer manzaralar var. Ne dersiniz, ihracatın ithalatı karşılama oranı da %96'ya yükseldi. Tabii yani çok şaşırmamak lazım bu sonuca. Çünkü hani hep konuşuyoruz uzunca bir zamandan beri. Ekonomik aktivitede meydana gelen o yavaşlama belirtileri kendisini ilk olarak ithalat tarafında bir sert daralmayla göstermişti. Geçmiş verilere baktığımızda hep böyle gözledik. Tabii onun hala etkileri devam ediyor. Kur kaynaklı yükselişin hala etkisini şu anda maalesef dış ticaret istatistiklerinden görmeye devam ediyoruz hala. Tabii ihracatın ithalatı karşılama oranının %69.1'den 96'ya yükseldiğini görüyoruz. %96'ya. Tabii buradaki esas önemli etken ithalattaki sert düşüş. Burada ihracatın ithalat karşımındaki bu yukarı yönlü hareketteki sebebin buna en çok bağlamak lazım. Tabii ithalattaki sert düşüşle birlikte tabii ki ne oldu? İç talep tarafından meydana gelen daralma neticesinde hem aramalı işte ham madde ithalatında meydana gelen düşüş artı işte tüketimin düşmesiyle birlikte yine yurt dışından ithal edilen ürünlerdeki azalış çift etkiyle birlikte değerlendirildi. Oradaki tabii geri çekilme üreticileri tabii ki hem kurum da geldiği seviye itibariyle yeni pazar arayışları olarak ihracat tarafına yönlendirdi. Onun etkisi de tabii zaten bakıldığında bu gelinen noktayı anlamak lazım bu şekilde. Yani o etkiyle birlikte Avrupa Birliği ihracatımızın da %10.9 oranında artmış olduğunu görüyoruz. Yani yine Avrupa Birliği'ne yapılan ihracat tarafında en yüksek ihracatın Almanya'ya yapıldığını tabii yine gözlüyoruz. Yine aynı geçen aylardaki verilerdeki gibi aslında bakıldığında yine ikinci sıra yine işte İngiltere ve İtalya'nın aldığını da burada görüyoruz. Yani bu aslında bakıldığında yine aslında ihracat tarafında hani gelinen nokta itibariyle en azından bakıldığında oradan güçlü seyrin devam ettiğimizi gösteriyor ki Avrupa tarafındaki işte talebin de burada bize burada katkı sağladığını da söylemek lazım. Çünkü hani Almanya'ya baktığımızda işte son zamanlarda gelen veriler biraz yavaşlamaya işaret etmekteydi. Yine İtalya tarafı biliyorsunuz zaten hani orada da hala ekonomisi sorunlu biraz. İngiltere tarafı zaten malum Brexit ile ilgili işte mücadele hala devam ediyor orada. 2019 artık yılı itibariyle baktığımızda buradaki gelişmeleri bu ülkelerdeki ekonomik performans açısından da değerlendirmeye devam edeceğiz bence. Yani o taraftan ihracat kanalıyla oradaki pazarımız hala güçlü kalmaya devam ederse ihracat tarafında burada hala güçlü bir seyir olma ihtimali olabilir. Yani kurun geldiği seviye itibariyle bakıldığında en azından bir dengelenme şu anda mevcut. Yani 2019 yılında itibariyle bakacağız. Hani en azından ilk çeyrek itibariyle bakıldığında belki bu noktalar gelinen seviyeler itibariyle bir dengelenme süreci devam ederse yani belki bu noktada biraz daha dış ticaret tarafına oradan da bir katkı sağlayabilir ama ihracat tarafından gelen katkının da devam etmesi muhtemel gibi gözüküyor. Evet, özellikle Avrupa Birliği'nin ihracat giderek artmaya devam ediyor ama baktığımızda Avrupa Birliği'ne dair, daha doğrusu Euro bölgesi ekonomisine dair bir takım endişeler var. Evet. Bununla birlikte ikinci sırada da Almanya'dan sonra İngiltere'yi görüyoruz. Diğer aylarda olduğu gibi. Şimdi İngiltere'de şu an bir de devam eden Brexit süreci var. Bu Brexit sürecinde anlaşmasız bir Brexit süreci olması durumunda sizce bizim dış ticaret hadlerimiz nasıl etkilenir? Ya da belki de söz konusu ülkenin ithalattaki payımız çok çok yüksek mi ki gerçekten bizde ihracatta bir daralmaya işaret etsin? Şimdi yani veriden de gördüğünüz üzere bizim en çok ihracat yaptığımız ülkelerden bir tanesi şu anda gözüküyor tabii İngiltere. Ve gelinen aşama itibariyle İngiltere tarafına baktığımızda yani Brexit ile ilgili süreçte o Avrupa Komisyonu ile yapılan anlaşmanın parlamento onayının alınmama ihtimali oldukça yüksek gözüküyor. Yani şu anda gelinen nokta itibariyle işte 2019'a giriş yapıyoruz yarın itibariyle ve Mart ayı da bu süreç tamamlanacak ve Avrupa Birliği'nden çıkış süreci başlamış olacak tamamıyla. İşte buradan anlaşmasız Brexit olma ihtimalinin de işte parlamento onayı da gerçekleşmeyecekse eğer yani bir miktarda orada sanki oraya doğru gidişat olma ihtimali de olacak gibi gözüküyor. Ki zaten bazı gelen açıklamalarda da bunu takip ediyoruz. İşte anlaşmasız Brexit ile ilgili olarak da işte bizim çalışmalarımız devam ediyor şeklinde İngiltere tarafından gelen haberler de bu yönde. Yani o noktada eğer bir anlaşmasız Brexit olasılığı daha fazla yükselecek olursa tabii ki
Yani orada yapılan bazı çalışmalar şu anda İngiltere ekonomisinin işte belki %1,5-2 büyüyeceği şeklinde şu anki normal bak görüntüde 2019'da ama bir anlaşmasız Brexit olasılığı biraz daha yükselecek olursa ki gerçekleşirse eğer orada İngiltere ekonomisinin %7, %8'e falan belki daralmalar yaşayabileceği beklentiler de mevcut. Bunu İngiltere Merkez Bankası'ndan da görmüştük. Diğer bazı kurumlar da yayınladı. Hatta işsizlik seviyelerinin de yine %7'lere doğru çıkma ihtimali, hatta enflasyonun da yine oralara doğru yükselme ihtimalinden bahsedilmekte. Tabii bizim önemli bir pazarımız olması açısından bakıldığında eğer böyle bir sonuç gerçekleşecek olursa tabii ihracat kanalı açısından bakıldığında bizim için tabii ki olumsuz olma ihtimali tabii ki yüksek bir durum. Ama tabii sadece yani böyle bir şey gerçekleşecek olursa yani bizim sadece buna bel bağlamak gibi bir durumumuz tabii ki olmaması lazım. Bu noktada hani bizim diğer çeşitli pazarlara doğru yönelmemiz, diğer pazarlar tarafında da yeni pazarlara ulaşma noktasında da özellikle işte Orta Doğu ülkeleri gibi mesela ki oraya da zaman zaman ihracat pazarımızda genişlemeler mevcut oluyor. Oraya doğru bir genişleme o olasılığı olursa belki oradan kompanse edilir. Ama Brexit tarafından yine değerlendirdiğimizde orada sanki biraz çözüm olasılığı zor gibi gözükecek gibi gözüküyor bence. Evet, şimdi 2019 beklentilerini tartışmaya devam ediyoruz ve bu kapsamda zaman zaman yorumlarda her ne kadar şu an Amerika ve Çin arasında devam eden ticaret savaşı 2019'un en büyük riskiymiş gibi görünse de ben aslında gözlerin bir miktarda Avrupa'ya çevrilmesi gerektiğini düşünüyorum bu kapsamda. Çünkü makro göstergeler bir zayıflamayı işaret ediyor. Evet. Aynı zamanda bölgesel bazı sorunlar da var. Her ne kadar şu an örneğin İtalya'da bütçe mecliste kabul edilse dahi bir miktar daha biz İtalya'yı konuşabiliriz ya da İtalya'yı konuşmasak bile diğer sorunlu Güney Avrupa ülkelerini konuşabiliriz. Aynı zamanda makro göstergeler zayıflıyor, Brexit sürecini değerlendirdiniz. Hı hı. Sanki 2019'un asıl riski Avrupa olacakmış gibi görünüyor, ne dersiniz? Mümkün. Çünkü sadece hep İtalya'yı konuşuyoruz ama işin içine belki Fransa da burada artık yavaş yavaş girebilir diye düşünüyorum ben. Yani çünkü o ilk olarak sarı yelekliler adı altında başlayan protestolarda aslında hep aslında arka planda o Macron'un uyguladığı ekonomik politikalarından duyulan memnuniyetsizlik vardı aslında. İşte hem dar gelirli olan vatandaşların olduğu kesime yönelik bazı uygulamalarına karşılık işte biraz daha elit kesime biraz daha prim tanıdığına dair yorumlar o noktada memnuniyetsizliğin bence ana kaynağı olarak gösterilmekte idi. Ve bu noktadan hareketle bakıldığında işte orada biraz daha o hareketlenmelerle birlikte ekonomik aktivitedeki bazı belirsizlikler de aslında kendini o PMI verilerinde gösterdi. 50 seviyesinin altına doğru hareketler gerçekleştiğini gözledik Fransa'da. Ve aynı zamanda bu protestonun ardından da Macron işte o taraftan işte o ayaklanan kesime karşılık biraz daha işte onların bu protestonu yumuşatması adına işte bazı harcamalara doğru hedef olarak koydu ve bütçe harcamalarına doğru da bir artış olma ihtimali burada ortaya çıktı. Yani buradan hareketle aslında bakıldığında 2019 yılında Fransa'nın bütçe açığında da artış görülme olasılığı burada belki gündeme gelebilir. Ve dediğim gibi başta ekonomik aktivite oradaki zayıflama işaretleri de Fransa açısından bakıldığında olumsuzluk unsuru olarak değerlendirilebilir. Zaten İtalya tarafını daha önce de konuşuyorduk. Bütçe açığı ile ilgili %2.4'ten 2.04'e indi ama yine orada yüksek banka borcu durumu hala devam ediyor. Yüksek yükümlülükleri hala mevcut. Büyüme zaten sıkıntılı. Üçüncü çeyrekte yine büyüyemeyen bir görüntüsü var. Genel anlamda bakıldığında yine o aynı şekilde. Ve Avrupa bölgesinde en yüksek işsizlik oranına sahip konumda. İşsizlik oranına sahip konumda. Ve bu yüzden oradaki belirsizlikler de yine Avrupa ekonomisinin genelini etkileyen bir nokta olarak değerlendirmek gerekiyor. Almanya tarafına bakarsak yine o tarafta da yine özellikle ticaret savaşla ilişkili endişeler. Özellikle otomotiv endüstrisi açısından bakıldığında İşte Almanya ile ABD arasında işte otomotiv vergilerinin, gümrük vergilerinin belki gelme ihtimali işte konuşuluyor zaman zaman. Onunla ilgili gerçekleşmeler biraz oradaki yatırımcı güvenini de biraz daha hani sarsmış durumda. Bunu bazı hem anketlerden işte gelen o yatırımcı güven endekslerinden de bunu gözleyebiliyoruz. Aşağı doğru geri gelmeler var. İşte ZIV endeksi bunda örnek gösterilebilir. Buradan hareketle bakıldığında Almanya ekonomisi zaten işte açıklanan son çeyrekte daralma göstermişti. Önümüzdeki çeyrek içerisinde çok yüksek oranda bir daralma olmasa da yine şimdiye kadar görülmediği ölçüde belki de bir ekonomik aktivite bozulma emareleri de burada gözlem ihtimali var ki ticaret savaşları endişelisiyle bunu söylemek lazım. Topyekin değerlendirildiğimizde evet Avrupa ekonomisini evet 2019 yılında biraz daha zor bir yıl bekliyor gibi söylenebilir ki şunu da eklemek lazım. Gelinen nokta itibariyle Avrupa Merkez Bankası parasal genişleme programını varlık alımlarını Aralık ayı itibariyle sonlandıracak. Ve geldiği noktada aslında enflasyon konusunda çok da istenilen seviyede aslında gelinmediğinde burada söylemek mümkün. Ve büyüme noktasına bakıldığında da bazı ülkelerde işte Almanya mesela örneği burada verilebilir. Bir aşağı yönlü hareket etme eğilimi de var.
Yani sonuç olarak bakıldığında Avrupa Merkez Bankası gelinen noktada 2019 yılı içerisinde faiz oranlarını da tam olarak yükseltemeden ve onun da kararını alamadan aslında biraz daha zor bir yıl geçirecek gibi de burada gözüküyor. Evet, Avrupa'nın sorunlarını konuşmaya devam edeceğiz ama bir gelişmemiz var, önce onu aktaralım. Ardından Avrupa Merkez Bankası yorumlarınızı almak istiyorum, tamam. Barış Bey. Başkan Erdoğan'ın yeni yıl mesajı vardı. Dünyada önde gelen liderlere, Trump'a, Putin'e, Macron'a, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'e ve İngiltere Başbakanı Theresa May'e yeni yıl mesajı gönderdi. Son dönemde özellikle Türkiye'nin yeniden dış ilişkilerinin olumlu gelişmeler kaydettiğini, ılımlı mesajların görmeye geldiğini, devam olmaya başladığını görüyoruz Barış Bey. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Son dönemde 2018 yılında dış politika konusunda zaman zaman dalgalanmaların yaşandığı bir yıl oldu. Ama 2018'de birazcık daha sükunet ortamı, daha doğrusu sonunda 2019 yılında da daha iyi ilişkilerle başlangıç yapıyoruz gibi. Evet, 2018'in işte yıl ortasına kadar aslında geçen süreçte evet dış ilişkiler anlamında bazı sorunlar yaşadık. Bunlar da en önemlisi tabii ki ABD ile olan ilişkilerimizin bozuk olmasıydı. Hani Ağustos ayından sonraki geçen süreç içerisinde yani tek tek aslında bakıldığında işte Brunson davasının sona ermesiyle birlikte aslında oradan o kırılma noktası iyi anlamda bakıldığında oradan gelişen süreç içerisinde ilişkilerin kademe kademe iyileşme yolunda gittiğini gördük. Zaten hani Almanya tarafından, işte Hollanda tarafından bakıldığında oradan gelen ılımlı mesajlar eşliğinde o taraflarla olan ilişkilerimizin de düzelmiş olduğunu görüyoruz. Yani 2018'in sonunu bu şekilde hani ilişkilerimizde iyi bir şekilde kapattığımızı burada söylemek mümkün. Yani 2019 yılı içerisinde yine baktığımızda şu anki görüntü itibariyle bakılırsa eğer yani herhangi bir enteresan bir gelişme olmadığı söyleyeceğim. Çünkü burada Trump'ın bir günden sonrasında ne yaptığını burada bilemediğimiz için attığı tweetle bir anda her şey değişebiliyor. Yani şu anki görüntüde iyi gözüküyor, iyi gidecek gibi yorumluyoruz şu an içinde. Avrupa Merkez Bankası'na tekrar geri dönmek istiyorum. Çünkü para politikaları eleştirilmeye başlandı. Geçtiğimiz hafta kendisinin yayınlamış olduğu bir aylık rapor vardı. Şu anda biz parasal genişleme sona erdi, varlık alım programı sona erdi diye biz de eleştirmeye devam ediyoruz. Ama kendilerinin açıklamalarında orta vadede enflasyonu yukarı yönde desteklemek için bir miktar daha parasal teşviğe ihtiyaç vardır ifadesi yer aldı söz konusu raporda. Baktığımızda evet, varlık alım programı sona erdi ama tam anlamıyla parasal genişleme sona ermedi. Daha önce gerçekleşen tahvil alımların ana para ve faiz ödemeleri bir şekilde ekonomine dönecek. Ama baktığımızda litrolar döneminden de bakıma olan bu parasal genişleme politikasında para hep finansal sistemde kalmaya devam ediyor. Ve işlenilen canlanmanın yaratacağı reel sektöre aktarılamıyor. Ne dersiniz? Yani evet, bunu yapmak zorunda kalacaktır diye bence söylemek lazım. Çünkü az önce hani nedenlerini hepsi aslında konuştuk. Hani çeşitli bölge ekonomistlerine baktığımızda Avrupa tarafında hani gelen veriler şu anda yavaşlamayı işaret ediyor. Hani bunların en başındaki neden ise aslında işte hep değindiğimiz nokta. Hani ticaret savaşlarının yaratmış olduğu belirsizlik ortamı. Yani burada aslında Avrupa Merkez Bankası en azından belki de yılın ilk çeyreğine kadar işte o Mart ayında sona erecek o gümrük tarifiyle ilgili ateşkes sonunda nasıl bir anlaşma olacak? Belki onu biraz daha izleyecektir. Çünkü eğer orada bir resim netleşirse olumlu anlamda ondan sonraki süreç biraz daha yatırımcı nezdinde ve tüketici nezdinde aslında biraz daha güvende bir artış sağlanabilir. Yani aslında herhalde burada 2019'daki en önemli konulardan bir tanesi yatırımcı ve tüketici tarafına sağlanacak burada aslında güven ortamı bence olacak. Dünya ekonomisi açısından bunu değerlendirmek lazım 2019 yılı içerisinde. Bu noktada işte en önemli etkenlerden bir tanesi o bahsettiğimiz global ekonomik anlamdaki yavaşlamaya önemli oranda işaret eden ticaret savaşına ilişkin gelişmelerin ortadan kalkması olacak. Eğer böyle bir şey gerçekleşirse biraz daha belki Avrupa Merkez Bankası'nın işi ilk çeyrekten sonraki dönemde belki biraz daha olumluya belki evrilebilir. Ama böyle bir ihtimalin çok yüksek olduğunu düşünmüyorum ben. Yani hafta sonu Trump'tan böyle yine bir tweet geldi, tweet mesajı geldi. Yani Çin Başbakanı'na yapmış oldukları görüşmede oldukça güzel bir aşama kaydedildiğine değindi. Yani ben bu tarz açıklamaların da aslında yine daha önceki sert söylemleriyle karşılaştırıldığımızda yani tam tersi anlamda yine aşırı olduğunu düşünüyorum. Yani olumsuz anlamda aşırı olduğu gibi olumlu anlamda da aşırı. Yani bir anlamda olumsuz olarak çok sert bir yorum yapıyorsunuz ama ertesi gün tam tersi çok olumlu bir açıklama yapıyorsunuz. Yani o ikisi arasında bir denge olmadığından dolayı bence bu açıklamaların çok da fazla güven vermediğini ben düşünüyorum. Ve arka planda yatan nedenin de sadece ticaret savaşına ilişkin olan ticaret açıklarını azaltmaya yönelik bir hamle olmadığından da düşündüğümden dolayı da yani o yüzden bir anlaşma ihtimalinde düşük olduğunu düşünüyorum. O yüzden biraz da dünya ekonomisinde en azından bir resesyon ihtimali şu an için pek görülmese de genel anlamda bakıldığında
ticaret savaşına ilişkin etkilerin artmasıyla birlikte biraz daha global anlamda büyüme endişelerinin artış göstereceğini, buradan hareketle Avrupa tarafına dönecek olursak zaten hani mevcut sorunlarla boğuşan bir ekonomi topluluğu var ülkeler anlamında bakıldığında. Ekonomiyi desteklemek adına çok çeşitli yollardan başvurabileceğini burada söylemek mümkün. Dediğiniz gibi o LTRO kredileri, işte bankalar uzun vadeli finansman kredilerini daha fazla sağlamak yönünde belki adım atma ihtimali burada olabilir. Ve dediğiniz gibi vadesi gelen tahviller için yine parayı orada sistemde tutmak için bence orada da yine hareket edecektir diye düşünüyorum. Yani sonuç olarak bakıldığında en azından o ilk çeyreklik görüntü, arkasından ilk yarıya kadar olan yine gerçekleşmeler, ki burada bence önemli olacak bir konu da aslında ekonomik verilerin ne şekilde gerçekleşeceği. Burada en önemli tabii ki veride bakacağımız enflasyon konusu. Avrupa Birliği tarafından bakıldığında enflasyon %2 hedefine doğru yaklaştığı zaman tekrar geri çekildiğini ve oralarda yakınlarda seyrettiğini de görüyoruz ama yani %2'ye ve %2'nin üzerine doğru bir kalıcı hareket falan da görmüyoruz. Yani o yüzden Avrupa Merkez Bankası'nın, işte Draghi'nin burada esas istediği nokta aslında parasal teşviklerin ortadan kalkmasından sonraki süreçte enflasyon %2 ya da %2'ye yakın bir seviyede hareket etmesi olacak. İşte dediğim gibi yani bu gelişmeler eşliğinde enflasyon tarafında yine %2'nin altında bir kalıcılık olursa Avrupa Merkez Bankası hem faiz artırım politikasına burada girme ihtimali düşük olacaktır ve parasal teşviklerle de ekonomisini desteklemek yönünde adım atacaktır diye söylemek lazım. Evet, biraz içeriden devam edecek olursak yılı neredeyse 90 bin eşiğinde tamamlamaya çalışıyoruz Borsa İstanbul cephesinde. Evet. Özellikle son çeyrekte baktığımızda iki kez 100 bine giden yolculuğumuz oldu. Ancak baktığımızda dış konjonktür buna çok şans tanımadı. Şimdi 2019'da nasıl değerlendirelim portföylerimizi, hisseler ne kadar ağırlıklı olsun? Çünkü şu anda küresel hisse senetlerine dair bir endişe ortamı var. Ama sizce bu endişe ortamı bir miktar daha alım fırsatı mı olarak değerlendirilmeli? Ya da yok hayır, bu endişe ortamı ilk çeyrekte daha devam eder. Hisse tarafında birazcık daha temkinli olalım diyen tarafta mısınız? Evet, yani 2018'in sonunu iyi kapatmadık borsalar anlamında. Sadece Türkiye değil, yani hem Avrupa hem ABD endeksleri açısından da bakıldığında eksi seviyelerde kapatıyoruz ki zaten gelinen o düşüş oranlarına baktığımızda da neredeyse 2008 krizinden sonraki en düşük seviyelere gelinmiş olduğunda burada görüyoruz. Burada tabii etkenler belli. İşte hep konuştuğumuz o global ekonomik aktivitedeki yavaşlama görüntüsünün risk iştahında yarattığı azalış. Bunlar aslında bir de bir yandan da işte Fed'in faiz artırım beklentileri de etki etmekteydi. Çünkü o da tahvil faizlerinde o gelen o yükseliş 3.26'ya kadar gelen yükseliş seviyeleri bir miktar orada hani hisse senetleri tarafında da hani ABD tarafında yavaş yavaş hani karların tepe noktaya gelip hisse senetlerinde fiyatlamanın artık iyice tepe noktaya gelip oradan düzeltme hareketlerinin başlayacağı yönünde yorumlanmaktaydı. Ve onun da biraz etkisinin burada gerçekleşmiş olduğunu görüyoruz yaşanan bu satışlar itibariyle bakıldığında. 2019 yılına aslında bence belirsiz bir süreçte giriyoruz. Bence bunu söylemek lazım. Çünkü hala çözümlenmemiş çeşitli süreçler var. İşte dediğimiz ticaret savaşına ilişkin o Mart itibariyle, 2 Mart'ta mesela o sonuç nasıl şekillenmiş olacak? İngiltere tarafı zaten Brexit, bunu hala konuşmaya devam ediyoruz. Oradaki belirsizlik de hala devam ediyor. Ki az önce konuştuğumuz sebepler gerçekleşecek olursa bence yine borsa taraflarında risk iştahı belki düşük kalmaya devam edebilir. Avrupa tarafında. Ve bunun da tabii ki diğer ülkelere de sirayet etmesi burada mümkün olabilir. Diğer taraftan Çin tarafına biraz bakalım. Bugün bir veri geldi biliyorsunuz. Orada imalat PMI verisi. Temmuz 2016'dan bugüne bakıldığında ilk defa tekrardan 50 seviyesinin altına geldi. 49.4'e geldi. Yani bu da detayına da bakıldığında verinin yeni ihracat siparişinde de yine 50'nin seviye altının seviyesinde 44 seviyelerine doğru gelmiş olduğunu burada görüyoruz. Yani orada da aslında ticaret savaşıyla ilişkin belirsizliklerin o tarafta üretim tarafına, işte ihracat tarafına da ihracat siparişleri anlamında, yeni ihracat siparişi anlamında güven kaybını burada işaret ediyor. Yani bu noktadan değerlendirirsek 2019'un özellikle ilk çeyreğinde yaşanan bu satışlara rağmen bakıldığında, gelen başta Trump'tan gelen bazı olumlu mesajlara rağmen çok fazla yukarı yönde bir hareket ilk çeyrek anlamında ben beklemeyeceğim. O yüzden hani Borsa İstanbul tarafına da aslında bakılacak olursa gelinen seviyeleri itibariyle özellikle yıl içerisinde yaşadığımız diğer sorunlar neticesinde diğer ülke endekslerinden, ki bunu MSCI endekslerinden aslında takip edebiliyoruz. Mesela MSCI Dünya ve MSCI Gelişmekte olan ülke endekslerine göre bizim daha fazla olumsuz bir ayrışma durumumuz var. Ki yılbaşından bakıldığında yaklaşık %45 gibi bir düşüş burada yaşamış durumdayız. Ve oradaki fiyat kazanç oranına da bakılırsa da zaten yarı yarıya daha düşük seviyelerde olduğumuzu da burada görüyoruz. Yani oradan bir iskonto şu anda bizim sahip olsak da, iskonto oranına sahip olmuş olsak da yine o bahsettiğim belirsizlikler eşliğinde
Yani Borsa İstanbul tarafında yaşanacak olan bu gelişmeleri takip edip ondan sonra biraz hareket tarzı belirlemek biraz daha mümkün olur diye düşünüyorum. Buradan da hareketle endeks tarafı büyük ihtimalle işte 90 bin seviyesi üzerinde kalmayı deneyecektir diye düşünüyorum ben. Bu yılı bu şekilde kapatmayı düşünecektir. Aşağıda önemli destek seviyeleri var. 89.500 önemli bir destek. Yakınız oraya. Biraz daha aşağıda 88.000 ve 86.500 seviyeleri var ki 86.500 önemli destek seviyelerinden bir tanesi burada. 2019 başından sonraki geçecek ilk çeyrek dönemde özellikle bence bu destek seviyelerini takip etmekte fayda var. Özellikle işte 88.000 ile 86.500 üzerinde kalmayı başarırsa tekrardan yukarı yönlü bir tepki hareketi görebiliriz. Kısa vadede değerlendirecek olursak da Borsa İstanbul tarafında özellikle bir 92.500 üzerine bir önce bir geçiş sağlanması gerekiyor. Eğer onun üzerine bir kapanış gerçekleşir ve onun üzerinde kalmaya çalışırsa yani bahsettiğim gelişmeler olumlu olarak yöne doğru evrilecek olursa o zaman bence biraz daha bizim tarafı da risk iştahındaki artışla yukarı yönlü bir hareket görürüz diye düşünüyorum. Yani Borsa İstanbul tarafında aslında yabancı takas oranlarına bakacak olursak 60'lı seviyeden 65'e doğru, 165'e doğru bir hareketlenme olduğunu da görüyoruz. Yani buna rağmen aslında baktığımızda önemli önemli yukarı bir hareket gözlemiyoruz hala bakıldığında. Yani evet bir potansiyel vaat ediyoruz aslında. Bahsettiğim MSCI endekslerinden de bahsettiğimiz aslında burada söylenebilir. Dediğim gibi ilk çeyrek anlamında bakıldığında biraz daha olumlu bir gelişmeye, olumlu bir veri setine ihtiyacımız var. Olumlu bir senaryo açıdan ihtiyacımız var diyebilirim. Peki Türk lirası cinsinden diğer varlıklara baktığımızda ve döviz kurlarındaki fiyatlamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yılı dolar-tl cephesinde 5.30 seviyesinin aşağısına tamamlamaya hazırlanıyoruz. Euro-tl'de de 6 seviyesi zemin seviyesi edinildi. Aşağısına inmekte birazcık daha direnç gösteriyor, zorlanıyor gibi. Türk lirasının performansı sizce nasıl? Yani bu sene Türk lirasındaki performans oldukça çok dalgalı bir seyir işaret etti maalesef. Yani yıl ortasından sonraki geçen süre içerisinde özellikle büyük bir tabii ki kur şoku yaşadık. Ama tabii bunların geri almasını sağlayacak olan tüm önlemlerde başarı da sağladık ki kurdaki volatilite de önemli ölçüde düşüş sağlamayı burada başardık. Ve bunların hepsini işte yıl ortasından sonraki katıldığımız yayınlarda hep aslında söyledik biliyorsunuz. Hani biraz söylersek belki uzar durum ama gelinen nokta itibariyle biraz da aslında yurt dışı bacaklı olarak da işte dolar tarafındaki hareketlere de bakmak lazım. Dolar endeksinde özellikle bakarsak Nisan ayından başlayan yükseliş trendinin aşağısına gelindiğini görüyoruz geçen hafta itibariyle. Bence bu önemli bir gelişme. Hem bu hani Fed tarafından gelen işte iki faiz arttırım ihtimalleri şu anda piyasada görülüyor olsa da 2019 yılına ilişkin piyasa fiyatlaması 2019 yılında bir faiz arttırımı yapılmayacağı yönünde bir tarzda şu anda fiyatlanmakta. Biraz da tabii global ekonomik büyüme endişelerini de burada hesaba katacak olursak buradan hareketle güvenli varlıklara olan talepteki artış biraz dolar tarafına baskı şu anda uyguluyor. Ve yavaşlayacak bir FED burada görecek olursak biz 2019 yılı içerisinde ki ben bunu muhtemel görüyorum yaşanacak olan hadiseler neticesinde. O tarafta yavaşlayacak bir FED artı global tarafta güvenli varlıklara olan bir yönelim burada gelmesi ihtimali bence gelişmekte olan ülke parametrelerine burada biraz destek olabilir. Ama yine de baktığımızda şu anda 200 günlük hareketli ortalamasının altına inmeyen de bir kur görüyoruz. Yani geri çekilmeler aslında genel anlamda yurt içi yerleşikler açısından da bakıldığında alım talebiyle burada karşılaşılıyor bakıldığında. O yüzden yani 5.13-5.15 bölgesi burada bence oldukça önemli. Bu hafta içerisinde işte tarım dışı istihdam verisini alacağız. Daha sonra enflasyon verisi var yurt içerisinde. Enflasyon verisine bakıldığında ben yeniden aslında %20 seviyelerine doğru bir hareketin burada gelme ihtimali yıllık bazda mümkün gibi görüyorum. O yüzden bakıldığında dolar tarafı biraz yatay olarak bence bir süre daha hareket eder. 5.13-5.15 bölgesinin altına gelmediğim sürece yönümüz tekrardan yukarı olur. Yukarıda da bence 5.32 ile 5.45 bandını yakından takip etmek lazım. Özellikle 5.32-5.45 bandının üzerine geçersek o zaman biraz daha yukarı yönlü hareket görme ihtimali olacaktır diye söyleyebilirim. Peki altın fiyatlaması nasıl? Özellikle son yılın neredeyse 2 haftasında 2018 yılının genelinde hareket etmeyen altının son 2 haftada bir miktar daha hareketini gördük. Şu anda 1280 dolarlar seviyesinde. Aynen. Bir miktar daha sanki ben hep aynı şeyi söylüyorum ama 2019'da portföylerde yer alabilmek için birazcık daha dikkat çekmeye çalışıyor gibi. 2019 yılındaki riskleri de düşünecek olursak sizce güvenli liman fiyatlamasını tekrardan hatırlar mı altın? Bence hatırladı bile. Yani çünkü biraz geriye gidelim. Nisan ayında işte Mart sonu, Nisan ayı başında ticaret savaşı ilişkin ilk fitilin ateşlendiği zamandan sonraki süreçte güvenli varlık olarak altın değil dolar tercih edilmişti. O zamanki süreç içerisinde Fed'in de 2019 yılı içerisinde faiz artırımı yapacağına dair beklentiler de yüksekti ve
gelen veriler de ABD ekonomisinin güçlü olmaya devam edeceği yönünde değerlendirilmekteydi. Yani bu açıdan bakıldığında güvenli varlık olarak gözüken dolara karşı olan talep bu miktar dolar endeksinde yukarı hareketlerini sağlarken altın tarafında aslında 1200'ün altına biraz denese de işte 1160'lara kadar gelse de oradan hızlı bir toparlanmayla 1200 üzerinde bir seyir burada meydana getirdi. Yani aslında hem ticaret savaşları endişeleri bir miktar portföylerde altın tutma eğilimini hep gündemde tutarken özellikle Eylül-Ekim ayı sonlarından itibaren riskli varlıklardan yavaş yavaş kaçışın hızlandığı, o endekslerde yavaş yavaş düşüşlerin hız kazanmaya başladığı ki bunların hem başında hep bahsediyoruz yine global büyüme endişelerindeki artış etkisi biraz da hisse senetleri tarafında aşırı değerlemelerin artık olduğu beklentisi, görüşü. O tarafta fikirleri değiştirerek güvenli varlıktan talebi şu anda arttırmış gözüküyor. Programın başından itibaren konuştuğumuz tüm aslında riskler, endişeler bence 2019 yılı içerisinde özellikle altının daha iyi bir yıl geçirmesine burada sanki aday gibi gözüküyor. Zaten yükselen bir kanal vardı. Yükselen kanalın üzerine geçildi. Teknik olarak da söyleyecek olursam 1270'in üzerinde kaldığımız sürece ben altın, ons altın tarafında yünün yukarı olmaya devam ettiğini, 1280 ve 1296 seviyelerinde hedef olduğunu düşünüyorum. Ve bu vesileyle de 2019 yılının hepimiz için çok daha iyi bir yıl olmasını diliyorum. İyi seneler diliyorum. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Biz de size hem katılımınız için hem de iyi dilekleriniz için teşekkür ediyoruz ve şimdiden iyi seneler diliyoruz. Teşekkürler. Allatçı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün'le birlikte Apara bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bizden sonra yayınımız Şafak Türk'le devam ediyor olacak. Bizimle kalmanız dileğiyle. Hoşçakalın.